Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 2025 YKS Tayfa. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Merhabalar Volkan'cığım. Hoş geldin. Kimler var bakalım aramızda? Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin Volkan'cığım. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Rukiye'cim hoş geldin, Gamze'cim, Yeşim'cim, Gurbet'cim, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl gidiyor Ekim? Artık dün itibariyle Ekim ayına girdik. Nasılsınız? Okulları açılanlar var. İlknur, Kübra, hoş geldiniz. Bahar'cım hoş geldin. Aleyna hoş geldin. Nasıl, keyfimiz yerinde mi? Nasıl gidiyor sonbahar? Havalar bir anda soğudu. Aman dikkat edin kendiniz, hasta olmayın. Meryem'cim hoş geldin. Evet, havalar soğuk. Rukiye'cim çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Bu semineri yapıyorum. Çok daha iyi olacağım. Aynen öyle. Gamze'cim neredesin sen? Sıcakmış, hemen oraya gelelim. Biz çok amardın. Biz Ankara'dayız. Ankara baya baya soğuk arkadaşlar. Kimler nerelerden katılıyor bakalım. Çok kısa hemen tanışıp paylaşalım. Bu arada tek kuzem, öğrenci koçu, rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Çok memnun oldum tanışmadığım öğrencilerimle tanıştığım için. İstanbul, Manisa, Konya, Ankara, Kahramanmaraş, Mardin, çok güzel. Harika. 81 ilde burada galiba. Türkiye haritası gibi olduk. Peki kimler mezun olarak hazırlanıyor arkadaşlar? Kimler son sınıfa yeni geçti? Mezunlar Volkan, Gamze de mezun, Gurbet, Yağmur mezun. Kimler son sınıfta? Şu an 12. sınıfa gidenler mi? Okulla birlikte sürecini ilerleten. Yeşim, Aleyna, İlknur, hepimiz herhalde mezunuz. 12. sınıf olanlar parmak kaldırsın. O şekilde daha ayırt edici olacak. Çok güzel, mezunlar, tecrübeliler ve evdeler diye tahmin ediyorum. Daha fazla vakit ayırabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar mezun olmamızı avantaja çevirmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim. Bu seminerde nelerden bahsedeceğiz? Arkadaşlar seminerin tarihini, gününü ve saatini, konusunu, her şeyi tamamen sizin için özel olarak seçtim. Çünkü artık biliyorsunuz Ekim ayına girmiş bulunuyoruz. Haliyle çok öncesinden çalışmaya başlayan rakiplerimiz, arkadaşlarımız da var. Yeni yeni çalışmaya başlayacak olan ve artık Ekim'e bir start verilecek tarih olarak kabul eden öğrencilerim de var. Dolayısıyla eğer çalışmaya başlamadıysak, dedim ki daha fazla geç kalmanın hiçbir anlamı yok. Artık 10. aydayız. Sınava gün geçtikçe yaklaşıyoruz. Eğer başlamadıysak şu tarih itibariyle, bugün itibariyle artık başlayalım istiyorum. Ve hızlı bir giriş yapacağım arkadaşlar. Bu seminer 2025 YKS Tayfa'ya özel bir seminer. Verdiğim bütün bilgiler bütün branşlar için geçerli arkadaşlar. YKS için çok özel bilgilerden ve size özel çalışma önerilerinden bahsedeceğim. Lütfen herkesin dikkati bende olsun ve eğer hazırsak, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak, tüm dikkatler bendeyse seminerimiz tüm hızıyla başlıyor arkadaşlar. YKS biliyoruz ki üniversiteye giriş sınavı ve toplamda TYT ve AYT'de 766 tane konu var kıymetli öğrencilerim. TYT'de 449 konu, AYT'de de tamı tamına 317 tane konudan sorumlusunuz. Bunu biliyor muydunuz bu arada? Birçok öğrencimden hocam bilmiyordum, bu kadar yüksek olduğunu düşünmemiştim gibi geri bildirimler alıyorum arkadaşlar. Peki bütün bu konuları yetiştirebilmek için nasıl bir planla ilerlememiz gerekiyor? İşte bunun yanıtını bu seminerde bulacaksınız arkadaşlar, bu sorunun yanıtını. Şimdi gelelim. Önce motivasyon. Özellikle YKS Tayfa'nın güdülenmeye, motive edilmeye, bir kontrol mekanizmasına çok daha fazla ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden kendimize güvenmeyi
güveneceğiz. Motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz ve öncelikle bu sürece hazır olacağız. Yani istekli olmak zorundayız. İsteksiz bir şekilde çıktığın hiçbir yoldan başarıyla geri dönemezsin. Bunu kabul edelim. YKS azim ve kararlılık isteyen bir sınavdır arkadaşlar. Bu cümleyi lütfen kimse hafife almasın. Gerçekten azimli ve kararlı olmayan bir aday bu süreci yönetemez. Çok ama çok zorlanır ve üzülerek söylüyorum, başarılı olamaz. Unutmayın ki pes etmeyip umutsuzluğa kapılmadan, azimle çalıştığınızda hayatınızın kalan bütün yıllarında sevdiğiniz bir mesleği yapıp paranızı bu meslekten kazanacaksınız. Çok önemli bir sınav. O kazananlardan biri neden siz olmayasınız? Hayallerine ulaşanlardan biri neden siz olmayasınız? Arkadaşlar, var mı bir engelimiz? Ben bir engel göremiyorum. Benim için bu seminere katılan her öğrenci potansiyel bir derece öğrencisi ve derece yapmak için sınavı çok iyi tanımalıyız arkadaşlar. Hafife almayın. Sınav, hocam ne var ki, şu ders var, bu ders var, şu kadar puan, bu kadar sıralama, yaparım deyip geçmeyin. Sınavı derinlemesine tanımanız gerekiyor. Kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Öğrenme yapınızı keşfetmelisiniz arkadaşlar. Derslerdeki mevcut seviyenizi kesinlikle bilmelisiniz. Ve en önemlisi, sınavı tanıyacaksın, kendini tanıyacaksın, seviyeni ölçeceksin, verimli bir ders çalışma programına ihtiyacın var. Bu programı yapıp öğrendiğin, öğrenemediğin, tamamladığın, tamamlamadığın bütün konuları sürekli olarak kontrol etmelisin. Yani hazırladığın program kesinlikle sana özel ve dinamik olmalı. Anlaştık mı? Gelin bakalım bütün bu maddeleri nasıl gerçek hayata uyarlayacağız? Eminim bunların birçoğunu yapmıyorsunuz. Daha doğrusu yapamıyorsunuz. Nasıl yapacağınızı bilmiyor olduğunuzu düşünüyorum ki bu çok normal. Bir öğrencinin tek başına bütün bunları analiz edip, hayata geçirip, hem uygulayan hem yöneten tarafta olması mümkün değil arkadaşlar. Önce sınavı tanıyalım. Nedir bu YKS? Az önce de ilettiğim gibi YKS üniversiteye giriş sınavı arkadaşlar. Belirli oturumlar şeklinde yapılıyor. Hedefimize göre bazı oturumlarda daha yüksek netler yapmamız isteniyor. Mesela 4 yıllık bir fakülte isteyen bir öğrenci hem TYT hem AYT'ye girmeli. Hem de aldığı puanda TYT'nin %40'ını, AYT'nin ise %60'ını kullanabiliyor. Dolayısıyla AYT'de sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak 3 farklı bölüme, 3 farklı oturuma ayrılıyor. Eğer sen tıp fakültesini istiyorsan AYT sayısala girmelisin. Eğer sen özel eğitim öğretmeni olmak istiyorsan AYT sözele girmelisin. Eğer sen avukat olmak istiyorsan, hukuk fakültesini kazanmak istiyorsan AYT eşit ağırlığa girmelisin. AYT biraz daha zorlu olan kısım arkadaşlar. Totalde 160 dakika ve 160 soru ve 180 dakikadan oluşuyor. 4 yıllık bütün bölümler için AYT sınavı zorunlu. Gelelim TYT'ye. Bir tık daha basit gibi görünen ama bütün bilgilerin aslında ham halini, temel bilgilerini sordukları önemli bir alan. Yani TYT'de başarılı olamayan bir öğrenci zaten AYT'de başarılı olamıyor. TYT 2 yıllık bölüm, 2 yıllık fakülteleri hedefleyen, meslek yüksek okullarını hedefleyen öğrencilerin girmesi zorunlu olan ve puanının %100'ünün TYT'den hesaplandığı bir alan. Toplamda 120 soru, 135 dakikadan sorumlusunuz arkadaşlar. Ve YDT biraz daha azınlıkta olan yabancı dil bölümü öğretmenliği ya da yabancı dil, herhangi bir yabancı dilin edebiyatını, mütercim, tercümanlık gibi bölümleri okumak isteyen öğrencilerim TYT ve YDT'ye giriyor. Yabancı dil testine. Toplamda 80 sorudan oluşuyor. TYT'nin %40'ı, YDT'nin ise %60'ı hesaplanıyor total puanınız için. Var mı anlaşılmayan bir şey burada? Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten ama özellikle üzerinden geçmek istedim. Kimler hangi bölümleri hedefliyor bu arada? Kimler seneye nerelere yerleşiyor? Hadi bakalım, hedef üniversite ve bölümleri yazıyoruz. Gamze Tıp, Volkan Tıp, 9 Eylül Tıp Gamze'ninki, Gurbet Hukuk,
Tıbbi sekreter Hacettepe Yağmur çok güzel. Sadece TYT'ye gireceksin. Meryem Hukuk, Nur Hemşirelik. Kübra Ege Üniversitesi Hemşirelik. ODTÜ İngilizce. Wow! Merve çok havalısın. YDT'ye gireceksin. Başka kimler hangi bölümleri hangi üniversiteleri hedefliyor? Herkes yazsın. Yeşim sayısalcı diş hekimliği istiyor. Aleyna eşit ağırlık, psikoloji. Çok güzel bir bölüm. Benim hayalimin bölümü Aleyna'cığım. İnşallah sen hayaline ulaşırsın. Nur hemşirelik. Çok güzel. Ne kadar çok hemşire ve doktorumuz var. Aman Allah'ım. Funda Ankara Tıp, Rukiye hemşirelik. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Doğru programla, doğru bir kurum, doğru bir sistemle her biriniz hedefinize, hayallerinize ulaşacaksınız. Gelelim başarı sıralamalarına. Birçoğunuz tıp, hemşirelik, mühendis olmak isteyen sanıyorum aramızda yok. Daha çok sıralama şartı gerektiren bölümleri yazdınız arkadaşlar. YKS'ye giren öğrenciler sınav sonuçlarına göre tercih yapma imkanına sahiptirler. Ancak bazı bölümler arkadaşlar sadece puan ve net olarak değil başarı sıralaması şartı da aramaktadırlar. Mesela tıp fakültesi herhangi bir üniversitenin tıp fakültesine yerleşebilmek için sayısalda ilk 50 bine girmek zorundasın. Aksi takdirde bu bölümü tercih edemiyorsun. Hemşirelik arkadaşlar, hemşirelin belirli bir sıralaması yok ama ortalama 280-300 bin bantlarında değişiyor. Yani en düşük bu kadara kadar düştüm. Diş hekimliği ilk 80 bin. Aramızda hukuk fakültesi isteyenler vardı. Eşit ağırlıkta ilk 125 bine girmek zorundasınız arkadaşlar. Tüm eğitim fakülteleri de ilk 300 bin sıralamayla öğrenci kabul ediyorlar. Eğer sınavı tanıdıysak gelelim artık ibreyi kendimize çeviriyoruz. Kendimizi tanımaya. Öğrenme yapımızı keşfetmemiz gerekiyor. Peki öğrenme yapısı dediğimde arkadaşlar aklınıza ne geliyor? Sizce öğrenme yapısı nedir? Aklınıza ilk gelen şeyi yazabilirsiniz. Öğrenme yapısı nedir arkadaşlar? Ya da aranızda kayıtlı olmayanlar, bu arada birkaç kayıtlı öğrencimi gördüm, onlara selamlar. Onlar zaten biliyorlar bu söyleyeceğim şeyleri çünkü bu sistemden faydalanıyorlar. Özellikle kayıtlı olmayan öğrencilerimden yanıt bekliyorum. Gamze dedi ki anlama, yani anlama oranımız mı öğrenme yapımız? Arkadaşlar öğrenme yapısı tıpkı parmak izi gibi kişiden kişiye göre değişkenlik gösteren ikiz, kardeş, anne baba dahi olsanız her bir öğrencinin, her bir bireyin parmak izini nasıl farklıysa bilişsel süreci yani zihninin çalışma süreci ve aşamaları birbirinden farklıdır. Öğrenme yapısı senin nasıl öğrendiğini ortaya çıkarır. Öğrenme yapısının içerisinde çok fazla aslında içerik vardır. Yani sadece bir özellik senin öğrenme yapını temsil etmek için yeterli olmaz. Okuma hızın, stresin, psikolojik yapın, öğrenme stilin, öğrenme karakterin gibi birden fazla özelliğin her biri genel olarak öğrenme yapısı kavramını oluşturur. Ve bu yüzden ben her zaman söylerim öğrencilerime. Çünkü genelde YKS öğrencilerimde tespit ettiğim durum hep çok çalışmaya çalışıyorlar. Hocam 10 saat çalışmalıyım. Neden diyorum? Çünkü ben tıp istiyorum. 10 saat çalışmasam tıp olmaz. Böyle bir kayda yok arkadaşlar. ÖSYM sizin kaç saat çalıştığınıza bakmayacak. ÖSYM sizin totaldeki başarınıza bakacak. Ve başarı çok çalışmakla değil, verimli çalışmakla olur. Her birimizin öğrenme yapısı farklı olduğu için her birimiz kendimizi tanıyıp kendi öğrenme yapımıza uygun çalışmalıyız. Ancak bu şekilde çalışırsak istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Bahar'cığım aynen öyle. Kişiye özgün çalışma. Bunda da görsel olarak, duyum olarak veya sayısal şekilde algılama insandan insana değişen çeşitler. Aynen öyle arkadaşlar. Şu an aramızda güzel bir katılım var. Her birinizde ben öğrenme yapısı eğitim analizimizi alsam her birinizin analiz sonuçları birbirinden farklı çıkar arkadaşlar. Ve mutlaka Tekozemin eğitim analizlerini ya duymuşsunuzdur ya da girmişsinizdir. Kimler eğitim analizine katıldı? Tekozemin eğitim analizlerine katılanlar var mı? Evet, Rukiye kayıtlı öğrenci, o zorunlu bir şekilde katıldı. Meryem katıldı.
Volkan'cığım nasıl katılım sağlayacağımızı da göstereyim. Eğer katılmayan öğrencilerim varsa çok şey kaybeder. Türkiye'de sadece tek uzanda uygulanan öğrenme yapınızı keşfedebileceğiniz özel eğitim analizi testleriyle arkadaşlar. Zeka tipiniz, öğrenme hızınız, unutma hızınız, odaklanma düzeyiniz, stres düzeyiniz, anlama hızınız, okuma hızınız ve öğrenme yönteminiz. Bütün özellikleriniz ölçülüyor. Yani size anlatıyoruz aslında. Kendinizi çok daha iyi ve objektif bir şekilde tanımış oluyorsunuz. Ve karşınızda arkadaşlar tek uzemin kayıtlı olan bir öğrencisinin katıldığı eğitim analizinin sonuçları. Herkes bu sonuçlara bir 10 saniye baksın bakalım kimin hangi özellikler dikkatini neden çekecek? 10 saniye bakıyoruz. Yorumlamanızı istesem kimler nasıl yorumlar bu analizi arkadaşlar? Sizce sonuçlar nasıl? Evet, stres düzeyi çok yüksek. Size bir kopya vereyim. Kırmızılar iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken değerleri temsil eder arkadaşlar. Ekrandaki öğrencimin iki tane kırmızı değeri var. Stresi çok yüksek. Peki sınava hazırlanan bir öğrenci neden streslenir? Kendinizle empati kurun. Ve unutma hızı da çok yüksek. Yani ne demek oluyor bu? Bu öğrenci öğrendiği bilgiyi çok çabuk unutuyor. Ne yapması lazım? Kısa sürede sık tekrarlar yapması lazım. Çünkü onun buna ihtiyacı var. Neden? Çok çabuk unutuyor öğrendiği bilgileri. Aynen öyle arkadaşlar. Stresi yüksek. Yetiştirememe kaygısı olabilir. Doğru çalışıyor muyum? Yanlış yöntemle mi çalışıyorum? Kazanabilecek miyim? Hedefim doğru mu? Materyallerim doğru mu? Doğru kurumda mıyım? Doğru programda mıyım? Arkadaşlar stres kesinlikle kendine güvenmemekten kaynaklanır. Farkındaysanız özgüveni yüksek, yaptığı işi bilen, tanıyan ya da bir kuruma kayıtlıysa kayıt olduğu kuruma, öğretmenlerine, sistemine, programına güvenen hiçbir öğrenci streslenmez. Çünkü o artık kendini güvende hissediyordur. Sadece programına uyar. Onun hayatında strese yer yoktur arkadaşlar. Gelelim bakalım bir diğer maddemize. Üçüncü maddemiz neydi kıymetli öğrencilerim? Seviyemizi analiz etmek zorundayız. Çünkü şu bir gerçek. Ben şu an Ankara'dayım. Hedefim eğer İstanbul'a gitmekse, Ankara'dan yola çıkıyorsam, Ankara ve İstanbul arasındaki mesafeyi, neyle gideceğimi, yola kaçta çıkacağımı, yolda yanıma neler alacağımı ya da daha kısa yoldan nasıl gideceğimi bilmek zorundayım. Ama ben size desem ki, Rukiye sen Kahramanmaraş'tasın. Ben de sen de aynı sürede yola çıkalım, ikimiz aynı sürede varırız desem doğru bir bilgi vermiş olmam. Senin mesafen İstanbul'a daha uzak olabilir, benim daha yakın olabilir. Seviyelerimiz de böyle arkadaşlar. Hedefimiz ilk 50 bin, ilk 100 bin, ilk 200, ilk 300 bin ya. Ama sen şu an neredesin? İlk 300 bine ne kadar uzaklıktasın? Bunu bilmezsen hazırlığını neye göre yapacaksın? Yola neyle çıkacaksın? Yetiştirebilecek misin? Belki senin eksikliğin çok fazla. Belki sen Ağustos'ta başlamalıydın. Ben şu an başlayabilirim. Belki bunun için seviyem yeterli. Bu yüzden arkadaşlar kendimizle ve seviyemizle yüzleşeceğiz. Hangi derste, hangi basamaktaysam, hedefime kaç basamak uzaklıktaysam önce basamağımı analiz edeceğim. Sonra hedefime kaç basamak kaldığını analiz edeceğim ve kalan sürede bu basamakları güvenli bir şekilde çıkmayı garantileyeceğim. Kazanmak için bunu yapmak zorundayım. Bu yüzden arkadaşlar tek uzem olarak biz garanti öğrenme modeliyle kayıtlı olan öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Ve bu model önce öğrencinin mevcut ders ve konulardaki seviyesini ölçüyor. Hangi konuda birinci seviyedesin? Yani temel seviyedesin. Hangi konuda ikinci seviyedesin? Yani başlangıç seviyesindesin. Hangi konuda üçüncü seviyedesin? Yani orta seviyedesin. Hangi konuda dördüncü seviyedesin? Yani ileri seviyedesin.
seviyedesin? Hangi konuda en üst seviyedesin? Hedefe en yakın seviyedesin? Yani üst seviyedesin. Bunların hepsini özel seviye belirleme sınavları ile birlikte ölçüyor ve hangi seviyede çıktıysan seviyene uygun çalıştırıyor. Mesela kimler matematikte temel seviyede? Aramızda kimlerin matematiği hiç yok? Hepimiz sayısalcı mıyız? Matematiğimiz hepimizin iyi mi? Çok güzel. O zaman kimlerin tarihi temel seviyede diyelim? Temel, bakın arkadaşlar. Ekrandaki görüntüde en alt level, birinci level. Diyelim ki arkadaşlar benim tarih dersinde seviyem temel seviye çıktı. Temel seviyede olan bir öğrenci yapay zeka için ne çalışmalı arkadaşlar? Herkes ekrana baksın. Temel seviyedeysen bu demek oluyor ki senin bu konuda temelin yok, sıfır. Yani ön hazırlık yapmalısın. Peki benim matematikte temelim ikinci level, yani başlangıç level'ındayım. Ne çalışmalıyım tabloya göre? Konu anlatımı. Coğrafyada temelim orta, üçüncü level. Ne çalışmalıyım? Tekrar. Ya da fizikte, PYT fizikte temelim ileri level, dördüncü level'dayım. Ne çalışmalıyım? Alıştırma soru çözümü. Kimyada beşinci level'dayım, yani üst level'dayım. Ne çalışmalıyım? Pekiştirme soru çözümü. Önce seviyemi analiz ediyor, sonra seviyeme göre çalışacağım içerikleri karşıma getiriyor, programlıyor. Her derste ve her konuda seviyemiz farklı olduğu için eğer seviyemizi bilirsek hangi derste ne çalışacağız, ne kadar süre çalışacağız bunu biliriz. Kendimizi güvende hissederiz ve müthiş bir zaman tasarrufu sağlarız arkadaşlar. En verimli yöntem seviyeye uygun çalışma yöntemidir. Gelelim bunları biraz açalım istiyorum. Çünkü bu eğitim modeli, garanti öğrenme modeli Türkiye'de sadece tek uzemde uygulanan bir eğitim modeli olduğu için arkadaşlar biz sizin bütün derslerdeki seviyenizi 5'e bölüp ona göre ihtiyacınız olan eğitimleri veriyoruz. Eğer bu bilgileri ilk kez duyuyorsanız bu ekranın görüntüsünü alabilirsiniz. Daha sonra işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada ben özellikle hangi seviyede çıkarsan ne çalışacaksın, nasıl çalışacaksın bunlara da değindim. Şimdi gelelim bakalım. Verimli bir çalışma programı kesinlikle olmazsa olmaz. Artık sınavı tanıyorum. Kendimi tanıyorum. Seviyemi analiz ettim. Ne çalışacağımı biliyorum. Gelelim bu üçünü birleştirip program yapmaya. Sizce arkadaşlar ideal bir ders çalışma programı tüm bu kriterleri düşündüğünüzde, verdiğim bütün bilgileri zihninizde harmanladığınızda nasıl olmalı? Hangi özelliklere sahip olmalı? Herkesten yanıt bekliyorum. Bir, kim birinciyi söyleyecek? Seviyeye uygun, verimli olmalı. İki, Volkan'cığım ikiyi tutturdun. Seviyeye uygun olmalı. Sürdürülebilir olmalı. Yani ben bir gün çalıştım, 10 günlük kaybım var. Hayır, öyle bir program olmalı ki her gün senin içindeki o çalışma aşkını ve isteğini desteklemeli. Öz disiplin düzeyine uygun olmalı. Sonuçlarını ölçebiliyor olmalısın. Ve kesinlikle arkadaşlar sürekliliği olmalı. Çünkü önümüzde uzun uzadıya geçireceğimiz tamı tamına 8 aylık bir süreç var. Ve en önemlisi kıymetli öğrencilerim, analiz sonuçlarımıza uygun olmalı. Yani öğrenme yapımıza uygun olmalı. Sizler her biriniz bileceksiniz. Teksiniz ve özelsiniz. Tabii ki de ders çalışma programınız kişiye, yani size özel olmalı. Anlaştık mı? Şimdi örnek bir ders çalışma programı hazırlamadan önce kesinlikle kulağınıza küpe yapmanız gereken birkaç tavsiye vereceğim size. Özellikle bu tavsiyeleri seçtim çünkü çok yoğunlukta YKS öğrencileriyle görüşüyorum. Çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum arkadaşlar ve en çok dikkatimi çeken şey taklitçiyiz.
Her zaman başkasının programından kopya çekiyoruz. Başkasının programını uyguluyoruz. Oysa ki bilmiyoruz ki o program onu Türkiye birincisi yaptı ama o program ona uygundu. Ben uygulasam aynı sonucu elde edemem. Bana uygun değil. Ne dedik? Program kişiye özel olmalı. Birçoğunuzdan arkadaşlar, sayısal öğrencilerimden hocam ben sözel çalışmayacağım. Sözel öğrencilerimden hocam ben matematik yapamıyorum, matematik, geometri çalışmayacağım gibi böyle biraz daha uygunsuz teklifler alıyorum aslında. Hani bunları çalışmasam nasıl olur ya da programa bunu eklemeyelim gibi. Arkadaşlar olmaz. Bu sınav kümülatif başarı isteyen bir sınav. Her derste yapabildiğinin en iyisini yapmak zorundasın. 4 milyon aşkın rakip var. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, yaptığında yetmiyor. Hedefine seni ulaştırmıyor. Burada peşin peşin anlaşalım. O yüzden kimse kesinlikle ders satlamıyor. Matematik olmasın hocam, fizik olmasın, Türkçe olmasın, tarih olmasın. Hayır. Hepsi olacak. Hepsinden yapabildiğimizin en ama en yükseğini yapacağız. Ve arkadaşlar, birçoğunuz tekrar etmiyorsunuz. Hep konu çalışıyorsunuz. Hep yeni ders, yeni ders, yeni konu, yeni konu. Sürekli bir alıcı moddasınız. Kimse aldığı bilgileri ben bunu arka reme atayım, kalıcı hafızaya göndereyim, tekrarını yapayım, bunun sorusunu çözeyim, artık bunu tam olarak sahipleneyim, bu bilgi tam olarak benim olsun demiyorsunuz arkadaşlar. Bunu demediğiniz için de sürekli ders çalışıyor olmanıza rağmen sürekli unuttuğunuz için istediğiniz sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Unutmayın ki tekrar bilginin sigortasıdır. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. Anlaştık mı? Programımız sadece bize özel olacak. Çalışırken ders atlamayacağız. Tekrar yapmayı ihmal etmeyeceğiz. Şimdi eğer herkes hazırsa yapay zeka sisteminden örnek bir ders çalışma programı hazırlıyoruz. Hazır mıyız? Volkan hazır, Gamze de hazır. Çok güzel. Heyecanla bekliyorsunuz galiba bu alana. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada aranızda kayıtlı olmayan öğrencilerim için söylüyorum. Çünkü kayıtlı olanlar bu alanı zaten sınırsız kullanabiliyor sınava kadar. Şu an bu seminere katıldığınız için seminere katılan bütün öğrencilerime yapay zeka sisteminden bir kere örnek ders çalışma programı oluşturma hakkı tanıdım. Yani şu an benim nasıl program oluşturduğumu, adımlarımı dikkatli bir şekilde inceleyin. Çünkü seminerden sonra kendi sisteminiz kendinize örnek bir kereye mahsus denemek için misafir öğrenci olarak ders çalışma programı hazırlayabileceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi hemen bakalım. Çok güzel. Şu an arkadaşlar herkes ekranımı görüyor. Burası tekuzam.com öğrenci girişi alanı. Bu seminere katılmak için her biriniz zaten ücretsiz bir üyelik yaptınız. Yani her birinizin bir kullanıcı ismi ve bir şifresi var. Herkes buraya iyice izleyin lütfen. Kendi kullanıcı adı ve şifresini yazıyor arkadaşlar. Ben şu an kendi kullanıcı adım ve şifremi yazıyorum. Giriş yap diyorum ve karşıma bir saniye. Evet, eğer bilgisayardan girerseniz arkadaşlar bu şekilde şurada YKSR rehberlik yazan yerde kendi adınızı soyadınızı görüyorsunuz. Eğer telefondan girerseniz bu ekran şu şekilde görünüyor. Yani adın soyadın burada, menü kısmı bu üç noktaya sığmış oluyor. Anlaştık mı burada? Siz zaten tam bir teknoloji çağı çocuklarısınız, gençlerisiniz. Hani bu, ama bu detayı da göstermek istedim aklınız karışmasın diye. Hangi cihazdan girerseniz görünürlük ya dağılıyor ya da daha bütünleşiyor. O şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi ben bilgisayardan girdiğim için öncelikle eğitim analizine katılmak isteyen çok fazla merak edenler vardı. Analizim arkadaşlar tam olarak burada. Burada bir zil var. Zilin üstünde beni bekleyen görevlerim var. Eğitim analizi 1 diyor. İşte Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan genel analiz testi, yani yapay zekanın öğrenme yapısı ve psikolojik yapısını ölçümlediği özel test burası. Teste başla diyerek bu testi çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunu çözün. Sonra
Yapay zeka sisteminden örnek program hazırlayabilmek için bu arada kayıt olduktan sonra kayıt olan öğrenciler sorumlu oldukları derslerden tek tek yapay zekanın seviye belirleme sınavlarına giriyor. Bu sınavlara kayıtlı olmayan öğrenciler giremiyor. Burası özellikle dipnot. Bunun için kayıt olmanız gerekiyor. Çünkü yapay zeka sizin seviyenizi de ölçüyor ve eksik analizinizi yaparak ihtiyacınız olan programı o şekilde hazırlıyor. Diyelim ki bunu da yaptık. Yani ben şu an analizi çözdüm. Sınavları çözdüm. Geliyorum yapay zekadan programımı hazırlamaya. Arkadaşlar şu an içinizde çalışan var, evde olan var, okula giden var, farklı sorumlulukları olanlar var ve her birinizin günlük sorumlulukları, günlük ders çalışmaya ayırabildikleri süre aynı değil, değil mi? Yağmurcuğum bir kereye mahsus ücretsiz oluşturabilirsin. Bu sistem ücretli. Buradan sadece kayıtlı olan öğrenciler faydalanabiliyor. Bir kere örnek program hazırlayabilirsiniz ücretsiz olarak. İşte burası bana özel yapay zekanın program hazırlaması için verilerimi girdiğim alan. Burayı açıyorum. Program derslerini seç diyorum. Bizim sistemimiz öyle bir sistem ki arkadaşlar. Öğrenci öncelikle çalışmak istediği derslerini bile kendisi seçiyor. Bakın ben kendime ders listesi oluşturuyorum şu an. Türkçe, coğrafya, felsefe, sözelci olduğum için daha çok sözel dersleri ekleyeceğim. Tarih. Gelelim AYT'ye. Eşit ağırlıkçıyım arkadaşlar ben. Türk dili ve edebiyatı ekleyeyim. Bu 5 ders için kendime program hazırlayacağım. Derslerimi seçtim. Kaydet dedim. Yeşimcim, ücretle alakalı bilgi aktaracağım. Şu an herkesin dikkati bende olsun. Çalışma alanı belirle diyorum. Okula gidiyorsam okul saatlerimle çakışmayacak. Ya da farklı bir kursa gidiyor olabilirim. Dershaneye gidiyor olabilirim. Evde dışarıda sorumluluklarım olabilir. Buraya girdiğimde yapay zeka beni düşünüyor. Her gün için ayrı ayrı bile program hazırlayabiliyorum arkadaşlar. Mesela ben çalışan bir öğrenciyim. Geliyorum hafta içi 16 ve 21.30 arasında hafta içi 5,5 saat siz bunu kendiniz için ekstra yani kendi özelliklerinizle uyumlu yapın. Ben şu an örnek yapıyorum, anlaştık mı? Hafta sonu daha çok çalışabilirim. 11.40 ve 18.40 arasında oluşturdum. Oluştur diyorum. Şu an yapay zeka benim analiz sonuçlarımı, SVS sonuçlarımı, hedefime olan uzaklığımı, hangi konuda hangi seviyede olduğumu, hangi konuda ne çalışacağımı inceliyor ve programımı hazırladı. Şu an programıma gidiyorum ve karşımda arkadaşlar bakın haftalık olarak yapacağım çalışmalar. Gördünüz mü? Mesela coğrafya doğal sistemlerde konu anlatımı çalış demiş. Konu anlatımını hangi level'daki öğrenciler çalışırdı? Bakın kopya veriyorum. Konu anlatım kaçıncı basamak? 2. Aynen öyle. Demek ki ben coğrafyada başlangıç seviyesindeyim. Bakın ben size ne dedim arkadaşlar? Yapay zeka seviyenize göre sizi çalıştırıyor. Eğer üçüncü seviyede olsaydım yapay zeka ne çalıştırırdı bana? Üçüncü seviyedeki öğrenci ne yapmalı? Tekrar. Aynen öyle. Peki dördüncü seviyede çıksaydım ne yapmalıydım? Alıştırma soru çözümü yapmalıydım. Beşinci seviyede yani en üst seviyede çıksaydım arkadaşlar pekiştirme soru çözümü yapmalıydım. Şu an ben birçok derste birinci, ikinci basamakta olduğum için ön hazırlık ve konu anlatımı çalışıyorum. Ve çalışmam o kadar kolay ki arkadaşlar yapay zeka bir hafta boyunca seviyeme göre yapacağım bütün çalışmaları planladı ve benim önüme getirdi. Benim yapmam gereken tek şey ne? Geliyorum. Çalışmaya başla diyorum ve çalışıyorum. Çalışıyorum. O belirtilen süre kadar çalışıyorum. Aynen öyle. Her şey önünüzde hazır. Çalışıyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Çalışmayı tamamladım diyorum. Yani bunu yaptım. Sırada ne var? Beşeri sistemler. Çalışmaya başla diyorum. Öğretmenimle birlikte çalışıyorum. Çalışmayı tamamladım diyorum.
Ve arkadaşlar ben bir programda olmazsa olmaz ne dedim? Sonuçları ölçülebilir olmalı dedim. Yapay zeka sisteminde bitirdiğiniz her ünitenin sonunda yapay zeka sistemi size konu tarama testini alıyor. Yani bunu buradan sadece izlemen, canlı ya da video derse girmen o dersi öğrendiğin anlamına gelmez. Garanti öğrenme modeliyle çalıştığımız için o konu bittikten sonra o konunun konu tarama testine girersin. Oradan çıkan sonuçlarına göre yapay zeka sana der ki evet Volkan sen beşeri sistemler konusunu öğrendin. Sıradaki konuya geçebilirsin. Bakın check-up testlerim de burada. Kesinlikle arkadaşlar böyle bir sistem her öğrencinin ihtiyaç duyduğu bir sistem. Mesela gelelim coğrafya diyelim. Bakın karşımda coğrafyanın bütün konu tarama testleri ya da aynı şey fizik için olabilir, matematik için olabilir. Bunlardan sadece kayıtlı olan öğrenciler faydalanabiliyor. Mezun öğrencilerim hiç üzülmesin. Geçen yıl iyisiyle kötüsüyle bir tecrübeydi. Kendimizi tanıdık arkadaşlar. Soğukkanlılık kazanmış olduk. İyi ya da kötü diye bir sonuç yoktur. O çalışma bizi bu sonuca götürmüştür. Ama böyle bir sistemle çalışma kesinlikle sizi dereceye götürecek arkadaşlar. O yüzden eğer hedefiniz derece ise artık ben bu yıl bu işi sonuçlandıracağım hocam. Bir yıl daha mezuna kalamam. Ben istediğim fakülteye yerleşeceğim. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda elimde kahvemle kampüste gezeceğim, sosyalleşeceğim diyorsanız arkadaşlar şu an bu sistemi satın alıp bu çalışmayı, bu fedakarlığı yapmanız gerekiyor. Neden? Emek olmadan yemek olmaz kıymetli öğrencilerim. Şimdi programa geri dönüyorum bakın. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı. Geliyorum. Konumu çalışıyorum. Edebiyat nedir? Birinci konudan beni başlattı. Yine konumu çalıştım ve gittim. Çalışmayı tamamla dedim. Ve yapay zeka sistemi öyle bir sistem ki arkadaşlar haftalık olarak o hafta programına ne kadar uydun? Eksik çalışma bıraktın mı? Çalışmalarını tamamladın mı? Kaç tane check-up'a girdin? Kaç tanesinde başarılı oldun? Kaçında başarısız oldun? O hafta ne kadar eksik çalışma yaptın? Hepsini takip ediyor. Senin bu koçun oluyor. Sanal bir koç. Bunları takip ediyor ve bakın burada performans yazan bir alan var. Buraya haftalık olarak karnenizi ekliyor arkadaşlar. Bakın. Öğrenme oranım, çalışma oranım, verimlilik oranım. Her hafta buradan kendi sonuçlarınızı siz ve veriniz görebiliyorsunuz. Yani bu hani gözü karartıp rastgele yapılan bir çalışma değil. Verimliliğin, çalışmaların, başarı oranın her şey takip ediliyor. Ve eğer eksik bir çalışma bıraktıysan da yeni haftanın ders çalışma programında bütün eksikliklerini bizimle birlikte kapatıyorsun. Nasıl buldunuz arkadaşlar sistemi? Var mı sistemle ilgili merak ettiğiniz sorularınız? Gerçekten müç. Aynen öyle arkadaşlar. Ve ben böyle bir sistemi satın alıp uyum sağlayan hiçbir öğrencimin başarısız olduğunu görmedim arkadaşlar. Tabii ki bu sistemi satın alan öğrencilerime Ekim ayının 3. haftasında arkadaşlar birebir Ankara'nın en iyi YKS hocalarıyla canlı dersler de veriyoruz TYT ve AYT için. Mesela geçen yıl yaptığımız canlı derslerimizin birkaçının videosu sistemde yüklü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Rukiye'cim eğer AYT çıkmasını istiyorsan TYT derslerini seçmelisin. Hangi dersleri seçersen o dersler çıkar. Derslerini güncelle. Zaten önce TYT'yi çalışmadan AYT'ye geçiş yapmamalısın. Mesela coğrafya. Detaylı detaylı arkadaşlar yazılı içerikler, görsel içerikler, haritalar, tablolar hepsi kullanılarak başlıyor. İşte sen ders listesini güncelle sadece TYT'yi seçmen lazım oradan. Sen AYT'yi de seçmişsindir. Hangi dersi seçersen o gelir. Bak şurası var ya program oluştur.
Rukiye'cim bak program derslerini seç diyor. Bak buradan TYT seçip PYT'yi seçeceksin. AYT varsa da programı değiştirmek için bu dersi alıp buraya göndereceksin. Anlaştık mı? Program oluşturmak çok kolay arkadaşlar ve kayıtlı olan öğrencilerin en güzel avantajı şu, sınırsız bir şekilde günlerini, saatlerini, derslerini, programlarını istediği kadar revize edebiliyorlar. Ve bu sistemde arkadaşlar notlara da ihtiyacınız yok. Bakınız ders notlarınız burada. Halihazırda isterseniz bu notları çıkarıp kullanabilirsiniz bu arada. Bütün konu anlatım, ders notları da var sistemin içerisinde. Canlı dersler de var, video dersler de var, konu tarama testleri de var. Türkiye geneli online deneme sınavları da var. Ve en önemlisi arkadaşlar, sizi başarıya ulaştıracak, size program hazırlayacak ve sizi takip edecek yapay zeka sanal koçunuz da var. Daha ne olsun? Kazanmanız için bütün içerikler sadece tek uzamda var arkadaşlar. Bu seminerden sonra kayıt olmak isterseniz arkadaşlar akşam 19'a kadar geçerli. Velilerinizle konuşmanız için artı bir gün daha ekleyeceğim. Yarın akşam 19'a kadar geçerli %20 indirim kodunuzla birlikte kıymetli öğrencilerim. Bakın TYT, AYT eşit ağırlık, sayısal, sözel. Ben buranın linkini de atayım. Burası bizim eğitim programlarımızın olduğu alan. Bu tutardan arkadaşlar %15 indirim yaptığım zaman 12.000 TL'ye düşüyor. Bir yıl boyunca bütün canlı dersleriniz, video dersleriniz, yapay zeka sanal koçunuz, konu tarama testleriniz, dijital kaynaklarınız, soru çözüm, dev genel tekrar pekiştirme eğitimleriniz, hepsi sadece ikili paket için TYT ve AYT'yi alanlar için 12.000 TL arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Dershaneler, diğer kurumlar, istediğiniz her yeri araştırın ve görüştürün. Hiçbirinde böyle bir sistem yok ve hiçbiri bu kadar uygun değil. O yüzden tek uzam veli dostu, öğrenci dostu diyebiliriz. Cebinizin dostuyuz arkadaşlar. Bu sistemle hedefinize rahatlıkla ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Yeşimcim indirimle 12 bin liraya düşüyor. 20 bin lira değil. 12.000 TL. Normalde 15 bin lira, %20 indirim yarın 19'a kadar geçerli. Yarın 7'ye kadar kayıt olursanız %20 indirim kodunuzu öğrenci koçlarım iletecek. 12.000 TL'den kayıt olup hemen başlayabilirsiniz. Kimler kayıt olmak istiyor? Sistem yöneticimden rica edeceğim arkadaşlar. Volkan'cığım senin hemen kaydını alalım. Sistem yöneticim. Kayıt olmak isteyen öğrencilerimin tıklayacağı linki gönderdi. Arkadaşlar bu linke tıklamadığınız sürece seminerden kazandığınız indirimi kullanamıyorsunuz. Üzülerek söylüyorum. Bu link Tekuzem'in kurumsal WhatsApp hattının linki. Buraya tıklayın. Yeşimcim sen de buraya tıkla. Buraya tıklayın ve ben Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. %20 indirim kodumu kullanmak istiyorum. Yazmanız yeterli arkadaşlar. Öğrenci koçlarım alanında uzman YKS öğrenci koçlarım sizi arayacak. İndirim kodunuzu iletecek. Kayıt işlemlerinizi tamamlayacaksınız ve hemen bugün itibariyle çalışmalarınıza başlayacaksınız kıymetli öğrencilerim. Var mı sorularınız? Bu arada velilerinizle alakalı çekinceleriniz varsa öğrenci koçlarım aradığında aileniz de yanınızda olursa onlarla da görüşebiliriz arkadaşlar. Ne demek? Ben de çok teşekkür ediyorum. Bence bu fırsat kaçmaz. Yarın 7'ye kadar son olarak söylüyorum. %20 indirim koduyla 15 bin lira yerine ikili pakete sadece 12 bin liraya kayıt olacaksınız arkadaşlar. Son kez linkimi iletiyorum. Sorularınız varsa buradayım. Evet, bugün akşam 7'ye kadar öğrenci koçlarımın mesaisi var. Bugün arayacağız arkadaşlar size. Linke tıklayanları bugün arayacağız. En geç yarına kadar bütçenizi planlama zamanınız var. Yarın 7'ye kadar 12 bin liradan kayıt olabilirsiniz. Bu indirim kodunu sadece linke tıklayanlar kullanabilecekler. Var mı sorularınız? Yeniden arkadaşlar iletim linkimi Rukiye'cim sen WhatsApp'tan yaz, ben sana oradan yardımcı olurum. Şu an sistemine giremediğim için göremiyorum senin sistemine. Tamamdır, yaz mutlaka.
Yeniden linki ilettim kıymetli öğrencilerim. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu yıl tek uzemle dereceye ulaşın. Anlaştık mı? Bu yüzden de arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Güzel katılımınız, güzel enerjiniz için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kayıtlı öğrencimiz olduğunuzda çok daha sık ve çok daha fazla görüşeceğiz. Sizlere ve ailenize sevgiler ve saygılar. Görüşmek üzere kıymetli öğrencilerim. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.